Bir video çektik. Kıyamet koptu. Neden? Bir düşünün bakalım. Neden acaba kıyamet koptu? Baş tacı yapılacak kişiler var. Yapılmayacak kişiler var. Sen bir kişiyi neden başının tacı yapıyorsun? Bir düşün. Bir düşün neden başının tacı yapıyorsun? Para için bir kişiyi baş tacı yaparsan, sen parayı baş tacı yaparsın. O kişi değil. Sen ehli beyt sevgisi için eğer bir kişiyi başının tacı yapıyorsa, ehlibeyti başının tacı yapmışsın demektir. Bu videodan sonra, bu çektiğim çektiğim, yayınladığım videodan sonra bir sürü tehdit telefonları geldi. Bir sürü küfür telefonları, küfür yorumları, bu mu sizin ilminiz? Bu mu? Ne oldu? Hani hak yolundaydınız? Hak yolunda olan o da adam, bir kişi eğer hak yolundaysa bu kadar panik yapar mı? Bu panik niye? Ne için bu kadar panik yaptınız? Ne için o kadar ağzınızı bozdunuz? Asaletiniz çıktı değil mi ortaya? Boyalarınız dökülmeye başladı değil mi? Ne oldu boyalı haliyle daha mı iyiydiniz? He? Maskeniz mi düştü? Düşüyor değil mi maskeniz yavaş yavaş? Onun için panik yaptınız. Bakın Kur'an-ı Kerim'i alet ederek Kur'an-ı Kerim ayetlerini alet ederek milleti kandırmaktan vazgeçin. Tutmuş bir de bazı kişiler Kur'an-ı Kerim ayetleri getirmişler. Bir de hodri meydan diyorlar. Buyurun. Ne zaman isterseniz nerede isterseniz ben karşılıklı bu tartışmaya açığım. Buyurun. Örnek verdiğiniz hiçbir ayeti kerime sizi desteklemiyor. Resul kelimesinden gelelim. Resul. Resul nedir Resul? Mursil Allahu Teala Celle Celaluhu. Mursal. سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والرسول هو سيدنا محمد المصطفى سن كلمة شهادة تجترير كان نديورسون ديورسون كي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ديورسون دايلم سن نصل اليوردا Allah'ın risaletini elinde tutmayan bir kişiye, bir kişiye resul ibaresini yakıştırabiliyorsun. Bu mu senin din anlayışın? Bu mu senin Müslümanlığın? Neden birden bire çirkefleştiniz? Madem ki yolunuz o kadar temiz. Neden? Bir açıklama yapın. Neden küfürlü konuşmaya başladınız? Neden bana tehdit etmeye, beni tehdit etmeye başladınız? Neden? Neden bana para teklif ettiniz? Hiç mi Allah'tan korkunuz yok? Ne kadar tehdit etseniz, ne kadar ne söylerseniz söyleyin. Ben Hazreti Hüseyin'in torunuyum. Hazreti Hüseyin Efendimiz Yezide biat etseydi dünya genelinde çok büyük bir koltuk edinecekti. Dünya için. Ama o haktan şaşmadı. Dünya malını bir tarafa bıraktı. Allah yolunda şehit oldu. Şehadet nedir siz bilmezsiniz. Bilmezsiniz. Çünkü sizin gözlerinizi para bürümüş. Para sizin önünüzde bir perde haline gelmiş. Maalesef. Kardeşim bak. Eğer sen bir kişiden keramet gördüysen bir kişiden yani körü körüne inanma. Paranın hatırına eğer sen bir kişiye "Seyyidim" diyorsan sen paraya "Seyyidim" diyorsun. Bunu bil. Bugüne kadar konuşulmamış şeyler varsa bu sizin doğru olduğunuz anlamına gelmez. Bütün herkesi sindirmişsiniz. Sindirmişsiniz bütün herkesi. Maalesef. Bak kardeşim. İnsan bir kere ölür. Bir kere. Tehdit edeceğin zaman kimi tehdit ediyorsun bunu bil. Ben Alevi doğdum, Alevi büyüdüm. Ben inşaallahu teala alevi öleceğim. Ben Kur'an-ı Kerim'den şaşmam. Ben Kur'an-ı Kerim yolunda yürürüm. Ne zaman, nerede istiyorsanız hodri meydan. Karşılıklı geçeriz, tartışırız, getirirsiniz delillerinizi ve kesinlikle ve kesinlikle bir delil bile, bir tane delil bile sizi onaylamaz. Kesinlikle. Sadece ve sadece benim tek bir dayanağım var. O da Allahu Teala Celle Celaluhu. Allahu Teala Celle Celaluhu ben bir önceki videoda da söyledim en doğru olan en doğru olan yolda ilerliyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim ve Ehli Beyt. Seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem ne demiş? Dedi ki inni tarikun inni tarikum Kitab Allah ve gütreti ahlı Ma in tımsak tum lan min Yani kendisinden sonra iki şeye sıkı sıkı tutunalım diyor. İki ağır şeye. Bunun biri Kitab Allah, Allah'ın Kitabı Kur'an-ı Kerim. İkincisi ehlibeytim diyor. Ahli baitim dediği Ali Emir el Mu'minin ve Fatıma Zehra ve Hasan ve Hüseyin. Ve min ba'dihim e'imme el masumin. Bunun tersi bir şey söyleyecekseniz buyurun. Hudri Meydan. Buyurun. Getirin delillerinizi karşılıklı oturalım. Ama sizin elinizden sadece küfür etmek gelir. Çünkü siz böyle büyümüşsünüz. Sizin şahsiyetiniz buna müsaade ediyor. Çünkü sizin şahsiyetiniz bu. Küfüre alışmışsınız. Zorbalığa alışmışsınız. Silahla, tehditle insanları sindirmeye alışmışsınız. Ben sadece Allah'a Allah'a boyun eğerim. Sadece. Sadece Allahu Teala'ya boyun eğerim ben. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.